Şu an kafanızı kaldırın ve çevrenize şöyle bir bakın. O kadar çok elektronik cihaz ve aletle iç içe yaşıyoruz ki neredeyse her tarafımızı sarmış durumdalar. Hepimiz de biliyoruz ki bu aletler ürün yaşam döngüsü içinde belli ömürlere sahip. Yani üretici firmalar bu ürünleri üretirken kullanım süresini kısıtlayacak şekilde üretiyorlar. Ve hepimizin dilinde de aynı kelimeyle ifade edilir bu durum. Bir elektronik aletin 5 yıl ömrü var. 5 yılın sonunda mutlaka bir fonksiyonları bozulur, eski performanslarını gösteremezler, fazla ısınırlar, rahatsız edici veya sesli çalışmaya başlar ve siz de en sonunda gidip yenisini almak zorunda kalırsınız. Hatta sahip olduğumuz elektronik cihazlar eskimese bile firmalar devamlı yeni modeller üreterek reklamlar ve tanıtımlarla sizi yenisini almaya zorlarlar. Günümüz dünyası artık bunun üzerine dönüyor. Daha çok üret, daha çok tüket. Bu kadar tüketimin sonunda eskiyen, bozulan ve bir daha artık kullanılmayan elektronik aletlere ne oluyor? Aslında cevabı basit. Ya çöpe gidiyorlar ya da geri dönüşüme. Dünya çapında her yıl 50 milyon ton elektronik atık üretiliyor. Yılda 160 milyon cep telefonu, 30 milyon da bilgisayarın çöpe atıldığı tahmin ediliyor. Türkiye'de de her yıl 503 bin ton elektronik atık üretiliyor. Kişi başına 6,5 kilogram düşüyor. 184 ülke arasında 17. sıradayız. Ülkemizdeki atık yönetmeliğine göre tüketicilerden elektronik atıkları için kesinlikle ücret talep edilmiyor. Yeni ürünü getiren servise çöp olan ürününüzü verebiliyorsunuz ve onlar da bunu almak zorunda. Ayrıca bazı noktalarda ve belediyelerin merkezlerinde de elektronik atıkların dönüşümü için gerekli hizmet veriliyor. Türkiye'de elektronik atıkların sadece %5'i geri dönüştürülüyor. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde de bu oran en fazla %20 civarına kadar çıkıyor. Geri kalanı illegal şekilde dünyadaki bazı noktalara taşınıyor. 1989'da imzalanan, 1992'de resmen yürürlüğe giren Basel Sözleşmesi'ne göre tehlikeli atıkların sınır aşırı taşınması konusunda katı kurallar ve keskin yasaklar var. Neredeyse bütün ülkelerin bu sözleşmede imzası var. Amerika sözleşmeye imza atmayan nadir ülkelerden biri olsa da sözleşmeye uyacağını açıklamıştır. Basel Sözleşmesi'nin ana amacı geri kalmış ülkelerin, gelişmiş ülkelerin çöplüğü olmasının önüne geçmek. İçinde yüksek miktarda kurşun, civa, kadmiyum ve daha birçok zararlı madde bulunan elektronik atıklar da tehlikeli atık sınıfına giriyor. Fakat Basel Sözleşmesi'ni imzalayan tüm ülkeler bugünlerde bu maddeleri ihlal ediyor ve durumu herkes bilse de şu anda dünya kulağının üzerine yatıyor. Elektronik atıkların geri dönüşüm işlemleri karlı bir iş değil. Bu yüzden ülkeler bu işi yapacak şirketleri bulmakta zorlanıyor. Gelişmiş ülkelerde dediğim gibi en fazla %20 civarında geri dönüşüm yapılıyor. Ama geri kalanında ne gariptir, ortadan kayboluyor. Dünyanın üretim merkezi Çin'den de her gün yüz binlerce konteyner yük dünyanın çeşitli yerlerine gönderiliyor. Ve bu konteynerler sonra da boş dönüyor. Bir şekilde bunları Çin'e dolu geri göndermek mantıklı bir çözüm. Elektronik atıklarını Çin'e gönderen ülkeler kendi ülkelerini kirletmedikleri gibi daha da ucuz bir yöntem bulmuş oluyorlar. Örneğin kuralların ve yasaların sıkı uygulandığı Avrupa ülkelerinde çok ciddi miktarda elektronik atık resmi kayıtlardan yok olabiliyor. Hatta bu ülkeler bu atıkları bazen insani yardım adı altında ülkeden çıkartıp gönderebiliyorlar. Böylesine bir yöntemin olduğu yerde de mafyalaşma ve kara paranın döndüğünü de tahmin etmek zor değil. Göstermelik soruşturmalar ve baskınlarda elektronik atık işinin kara borsasını yapan bazı firmalara cezalar kesildi. Ama bunlar bu iş için dönen miktarın yanında okyanustaki su damlası kadar. Dünyadaki elektronik atıkların toplandığı en büyük merkez Çin'in Guiyu şehri. Şehir devasa bir elektronik mezarlığı. Burası 90'ların ortasına kadar tarım odaklı bir şehirdi. O tarihten sonra elektroniğin hızlı yükselişiyle insanlığın kendisinden utanç duyabileceği bir yere dönüştü. Şehirdeki insanlar çok basit düzenekler ve el yordamıyla elektronik atıkları parçalarına ayırıyorlar ve bu işlerde çoğunlukla çocuklarda kullanılıyor. Elektronik atık işinde çalışan çocuklar, fabrikada çalışan çocuklara göre daha çok kazandığı için aileler de bunu teşvik ediyor. Günde birkaç dolar uğruna çok yoğun zararlı ve tehlikeli madde etkisine maruz kalıyorlar. Çünkü hiçbir kriter, kural, denetim yok. Tarım odaklı bir şehirden dünyanın elektronik atık başkentine dönüşen bu şehir şu anda neredeyse tepesinden nükleer bomba yemiş gibi. Zehirli elementler toprağa ve suya karışmış durumda. Buradaki topraktan yetişen hiçbir bitkiye ve akan hiçbir suya herhangi bir insanın temas etmemesi gerekir. Burası yaklaşık 55 bin kilometrekare alana yayılmış bir şehir. Karşılaştırma için Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip şehri Konya yaklaşık 39 bin kilometrekare. Guiyu'da atıklar şehir merkezine geliyor ve buradan kasabalara, köylere gönderiliyor. Her yerin kendine özel bir alanı var. Cep telefonları bir yerde işlenirken, buzdolapları başka bir yerde, televizyonlar başka bir yerde.
Guyu'da yapılan illegal atık işleme işinden yılda 3 milyar dolar aklanıyor. Mevsimlik çalışanlarla birlikte yıllık 300 bin kişi bu tehlikeli işte çalışıyor. Burası en büyük elektronik atık mezarlığı. Ghana, Hindistan ve Brezilya'da da insanlar aynı koşullarda elektronik mezarlıklarda çalışıyorlar. Tüm dünya son zamanlarda plastik atıklar konusuna odaklanmış durumda. Plastik atıkların önüne geçilmezse yaşadığımız bu gezegeni geri dönülmez bir bataklığa sokmuş oluruz. Ama elektronik atıklar da kapıdaki ikinci ve en az plastik kadar düşündürücü tehlike.